Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün size bu elimde görmüş olduğunuz küpenin anlatımını yapacağım. Yine bir takipçimin isteği üzerine yapıyorum bunu. Çok da güzel oldu. Umarım beğenirsiniz sizler de. Ören Bayan Maxi ipim yeşil, Ören Bayan ya da Altın Başak Maxi diye alabilirsiniz. 10'a 3 diye geçiyor. 5 numara 1,50 mm de tığ kullanıyorum. Şimdi 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok kolay bir motif. Çok da güzel oldu. Şöyle birleştirip bir yuvarlak elde ediyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp ve halkanın içine üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çektim. Zincirle birlikte 2 trabzanım oldu. Şimdi üçüncü yapıyorum. 4, 5. Bu şekilde 20 tane trabzan yaptım. Şöyle 2, 4, 6 oldu şimdi. Bunu da 20 yaptığım için tabii bunu da 20 yapacağım. Burada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz aslında bu ortayı. Evet, ne dedik şimdi? 2, 4, 6 dedik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 diyoruz. Şimdi şöyle bir yuvarlağımız oldu. Geliyoruz ilk trabzanın tepesine, birleştiriyoruz. Birleştirdiğim yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Sonra yine birleştirdiğim noktaya batıyorum. Şöyle ilmek kaydırarak buraya birleştiriyorum. Yine ilmek kaydırarak devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, şöyle 5. Şu arkadaki ipimizi biraz arkadan gizleyeceğim şimdi tersinden artan ipi. Evet. Tamamını keselim. Oradan kötü görünmesin. Arkayı da temizledik. Şimdi buradan bakın şöyle yapıyorum. Tam yana gelince şöyle iki yanını ortalayalım. Bu kadar yeterli. Buradan şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Evet, 4 tane zincir çekin. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki yuvaya batıyorum, birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle boşluklar yapacağız şimdi. Tekrar şimdi geliyoruz. Bir sonraki boşluğa, ikinci boşluğu oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 5 değil, 4. Bir sonraki boşluğa, üçüncü boşluk. 7 tane boşluk oluşturacağım. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 1, 2, 3, 4. Ve 7.
Şöyle baktığımızda bakın ikisi karşılıklı denk gelecek şekilde. Tabii tamamen değiştirebilirsiniz. Ben şimdi böyle gösteriyorum ama diğerini böyle yaptığım için buraya kadar uzatabilirsiniz. Daha aşağıda bırakabilirsiniz. Farklı tasarımlar yapabilirsiniz örerken. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Boşluğun içine ipimi taşıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Her boşluğa bir sık iğne yaparak devam ediyorum. 3, 4, bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, bir sık iğne. Badem modeli dediğimiz modelde olduğu gibi bu şekilde boşluklar yaparak bir boşluk kalıncaya kadar aynı şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Son boşluğa geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Her defasında ipimizi ilk boşluğun ortasına getiriyoruz bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4. Bir defa yaptığımda geliyorum zaten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Her sırada 1, 2, 3, 4, 5'e düştü. Her sırada bu boşluklar azalarak devam edecek. Bir zincir tekrar döndük. Boşluğun içine taşıdık. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, tekrar şimdi dönüyoruz. Son boşluğa girdikten sonra bir zincir. İpimizi boşluğun içine getiriyoruz. Tekrar 4 zincir çektim. Üçe düştü bu boşluk sayımız. Şimdi 2'ye düşecek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, 2'ye düştü. Yine bir zincir çektim, döndüm. İpimi taşıdım. 4 zincir ve birleştirdim. Evet, ortayı tamamladık. Şimdi buradan şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen boşluğun içinde bu tarafa doğru örmeye devam ediyoruz şimdi. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa batıyoruz. Bir pipirik yapıyoruz şöyle kenarlarına. Diğer boşluğa geçtim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar bir sık iğne. Diğerine geçtik. 1, pardon, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir ve tekrar bir sık iğne. Şimdi son boşluğa kadar geldim. Buraya giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi tekrar dolanmamız lazım. Buraya da aynı şekilde buradaki pipirikleri yapacağız. İpi taşıyarak arkadaşlar böyle geliyoruz buraya kadar. Şöyle taşıyorum onu da. Yani isterseniz kesip oradan da takabilirsiniz tekrardan ama hiç gerek yok. Bu şekilde de şuranın da etrafını gitmiş oluyoruz. Hatta bu tarafın iki kez gitmiş oluyoruz. Halkayı da arkada bırakıyoruz. Halkanın önünden doğru ipi taşımaya devam ediyoruz. Şimdi bak şöyle.
halkın önünden de bu şekilde geçiyoruz. Şurası biraz kalın gelebilir çünkü burada bir taşıma daha yaptık. Yine bu aralara girerek devam ediyorum. Evet, geldik şimdi bu tarafa. İlk boşluğa yine giriyorum, sık iğne yaparak 1 2 3 1 2 pardon 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Tekrar kapattım. 1 2 3 1 2 3 4 Yine aynı boşluğa geliyoruz. Kapattık. Kapattık derken yani sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yine 4 zincirden sonra 1 2 3 4 ve bir sık iğne. Sık iğneleri yaparken yine aynı boşluğa batıyoruz. 2 3 1 2 3 4 1 pipir 2 En baştaki bir boşluğa kadar bu şekilde gidiyoruz. Evet. Şimdi şu tek kalan boşluğa geldik. Bakın tam uç kısım. Buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada son yaptığım tırabzanın tepesine batarak yapıyorum bu pipiriyi. Sonra tekrar aynı boşluğa 3 tane daha yapıyorum. Şöyle sivri bir hal alıyor. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin içine giriyoruz. Yine taşıyarak ipimizi bir tane de zincir çekiyorum. Evet, bitirdik. Bu kadar. Şimdi bu ipimizi de gizleyelim. Evet. Şöyle biraz daha ince tığ alarak arkasından doğru sık iğnelerin arasından yürütüyorum bu şekilde. Bu kadar yeterli olur. Ve kesiyoruz. Evet. Şimdi şuraya bir boncuk taktım ben arkadaşlar. Elimde olan şöyle kahverengi ahşap boncuklar vardı. Aynen şuradaki gibi. Bir de şöyle bir aparat lazım tabii ki. Şöyle bir aparat lazım. Şimdi boncukları şu şekilde daha ince bir tığ kullanarak şurada yaptığımız halkayı buradan geçirdim. Diğerini de aynı şekilde. Evet. Şurada şöyle küçük bir boşluğumuz kalıyor. Buraya da şu aparatımızı takıyoruz ve küpemizi bitiriyoruz. Bunu da tabi yine penselerden yardım almamız lazım. Şimdi bunu hemen takıp dönüyorum. Evet, bak şöyle açtım şurayı. Şimdi bunun için küçük penseler var. Şu an benim elimde olmadığı için ben büyüklerle hallettim. Şöyle geçiriyorum. Sonra tabii ki burayı sıkıştırıyorum. Hemen bunu da sıkıştırıp dönüyorum şimdi. Evet, şöyle sıkıştırdım bakın. Tabii bunları ben büyük büyük penselerle yaptığım için göstermiyorum arkadaşlar. Böyle küçük minyatür şeyler var. Onlarla daha rahat yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlar.
Evet, şöyle döndürelim. Bunun yönünü tabii modelin düz yönünü ayarlıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Şöyle arkaya bakacak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay, basit bir şey oldu ama güzel de durduğunu düşünüyorum. Şöyle piplikleri gerdirerek ütülediğimizde kalıp gibi gayet de şık duruyor. Gayet de kullanılabilir. Evet, beğenip beğenmenizi yazarsanız sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik bu kadar diyorum. Birkaç küpe daha gelecek. Küpe modeli isteyen arkadaşlar var. Daha çok genç kızlar diyelim. Şimdilik hoşça kalın.